Abi çıkma. Mermi yok Cahit. Cahit, hadi. Binayı ve çevresini didik didik arayın. Bu adamla ilgili bulabileceğiniz her şeyi istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Karun. Christmas tatilinden sonra geleceğini düşünmüştüm. Erken gelmenin sebebi hindi parçalayıp payını almak mı? O dediğini Ra yapıyor. Amon bize bu sene hindi kurbanını yasakladı. Anlaşıldı. Amon kurbanını Özgür Dünya Devleti'nin kuruluşuna saklıyor. Erken gelmemin sebebi de bu zaten. Ben de bu nedenle buradayım. Mısırlar patlamaya başladı. Filmi kaçırmayalım diyor yani. Evet, evet.
Amon mektup sandığının açılmasını istiyor. O zaman Ra'nın temsilcisini bekleyeceğiz. Ben haber verdim. O da burada olacak. Kötü haberi duydun mu peki? Evet. Bütün dünya duydu bunu. Yeni nesil enerjiyle ilgili açıklamayı sizden beklerken, bütün dünya Polat'ın adamının açıklamasını seyretti. Bizim için de sürpriz oldu. Ama benim Polat'ı durduracak bir planım var. Bundan sonra Polat'ı ancak ve ancak Türkiye'nin savaşa girmesi durdurur. Yusuf Ayrol'a bugün şirkete bir daha geleceğini bilmiyordum. Seninle konuşmak istedim baba. Tabii. Otur. Ne oldu? Bir sorun mu var? Evet. İşle mi ilgili? Hayır baba. Öktem Ertürk'ü tanıyor musun? Öktem Ertürk. Kim o? Tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Benim ve kardeşimin doğum belgesinde imzası olan doktorlardan biri. Ne olmuş yani? Sabah da annemle ilgili konuşmuştuk ya. Anlattıkların çok etkiledi beni. Ama kafama takılan bazı sorulara cevap bulmak için araştırmalar yaparken... Bir saniye. Önce şunu bir açıklığa kavuşturalım. Ailemizle ilgili kafana bazı şeyler takıldı ve sen bunu benimle konuşmak yerine araştırma mı yaptın? Yaptım baba. Biz doğduktan birkaç saat sonra annemin ölümü kafama takıldı. Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk Yusuf. Annen plazenta zehirlenmesinden öldü. Hiç şüphelenmedin mi? O zaman tabii ki çok kızgındım. Ancak gereken araştırmayı yaptıktan sonra kimsenin bir ihmali olmadığını gördüm. Şimdi sen anlat bakalım. Bu adamı niye sordun? O adam Profesör Öktem Ertürk. Londra'da okurken karşıma çıktı. Orada tanıştık. Tamam, tanıştınız yani. Ne söyledi sana? Hiç. Benimle çok samimi olmasına rağmen böyle bir şeyden hiç bahsetmedi. Bunu bir sır gibi saklaması bende bir şüphe uyandırdı. Peki şimdi nerede bu adam? Öldü. Özür dilerim, sohbetinizi bölüyorum ama geç kalıyoruz abi. Nereye geç kalıyoruz? Seni birkaç kere aradım, açmayınca mesaj attım. Görmedin mi? Akşam için yer ayarladım. Eski günlerdeki gibi eğlenmeye gidiyoruz. Baba, daha sonra devam ederiz. Olur mu? Tamam. Ne zaman istersen. Size iyi eğlenceler. Hakkı, buraya gel.
Fark ettiniz mi? Gölgenin adamları sis ekibiyle neredeyse aynı kıyafetleri giymişti. İlk bakışta ayırt etmek zor. Buna rağmen bir kaza yaşamadık. Aferin Yasin. Arkadaşları iyi yetiştirmişsin. Daha önce başıma benzer bir olay gelmişti abi. Nasıl? Yıllar önce Ağrı'da yapılan bir örgüt operasyonunda güzergahımız üzerinde bizden bağımsız yaklaşık 100 kişilik bir grup gözlemledik. Bizimle aynı kamuflajı giymişlerdi. Komutanımız şüphelendi. Burada böyle bir grubun olacağından haberim yok dedi ve kontrol etmek istedi. Bizim kıyafet kodlarımız vardı. Telsizde kod 1 numaralı kıyafete geçilmesini emretti. Bu kar elbiselerinin giyilmesi demekti. Hemen giydik. Onlar da giydi. Sonra 2 numaralı kıyafet anonsu yapıldı. Biz kol bantlarını taktık. Onlar da taktı. Komutan bunları yaptıkları için ateş emri veremedi. Sonra onların gece el lambalarıyla Ağrı Dağı'na tırmandıklarını gördük. Örgüt kendini kamufle etmişti. Sen de ölümden zor kurtuldun Yasin. Az kalsın ben de Yasin'i vuracaktım abi. Buna bir çözüm bulmak lazım. Sis ekibinin kıyafetlerinde siyah sancağın ambleminin görünür şekilde olmasını istiyorum. Tamam abi. Efendim? İyi misin? Alan nasıl? Yeni arkadaşınla iyi anlaşabiliyor musun? Gölgenin de gelmesini istemiştim. Kabul edilebilir bir mazereti var. Anlat. Gölgenin Polat'ı tuzağa çekme planı ters tepti. Sinitiyatif Polat Alemdar tarafından baskına uğradı. Gölge çatışmada vuruldu. Yaşıyor mu? Göğsünden aldığı bir kurşunla yaralandı. Hiç zamanı değildi. Gölgeye Babil Devleti hayalini sen verdin. Ben de bu hayalin peşinden gitmesine yardımcı oluyorum. İstediğini elde edebilen hırslı biri olduğunu düşünmüştük. O devletini yönetirken biz de onu yönetecektik. Benim gölgem olacaktı. Şimdi bütün bu olanlar onun başka işlerin peşinde olduğunu gösteriyor. Bence gölge şu anda reaksiyonel hareket ediyor. Bu dengenin bozulacağını tahmin etmen gerekiyordu. Gölgenin meseleyi şahsileştirdiğini daha erken rapor etmeliydin. Dengeyi korumak için elimden geleni yaptım. Gölgeyi kurduğum sistem üzerinde çalışmaya yönlendirdim.
Ama o yine bildiğini okudu. Polat Alemdar da her adımda planlarımızı bozdu. Türkiye'deki güç odaklarıyla işbirliği yapmamıza engel oldu. Orta Doğu'ya kadar izimizi sürdü. Dark River komuta üssünü yok etti. Bunların hepsini değiştirebilecek bir fırsat da karşımıza çıktı. Altay'ın basın toplantısında Polat'a hepsinin cevabını verebilecekken, Asya'ya olan zaafı yüzünden bunu da yapamadı. Asya. O toplantıyı da rapor etmen gerekiyordu. Böyle bir tehlikeyi nasıl göz ardı edersin? Yeni nesil enerji sektörünün zamansız devreye girmesi bize nelere mal olacak biliyor musun? Şimdi süreci hızlandırmak zorundayız. Anlıyorum efendim. John Smith'i takip ediyorsundur. Yakın zamanda çok başarılı operasyonlara imza attı. Ona vereceğim yeni görevinde de başarılı olacağına inanıyorum. Ona bu görevi sen ileteceksin. Nedir bu görev? John Smith'le görüşün ve Polat'ı tuzağa düşürecek bir eylem planı yapın. Bu konuda size gereken desteği sağlayacağım. Polat Alemdar'ı Şedid'in eylemlerine ortak etmemizi mi istiyorsunuz? Evet. Onu Şedid'le ortak hareket ettiğini gösterecek bir algı operasyonu yapmalıyız. Polat Alemdar'ı Lahey'e götürmek için mi? Hayır. Onu ve ülkesini savaşa sokmak için. Bu adamın gölge olduğuna emin misin abi? Eminim Cahit. Gel. Gölgenin mekanında bulunanları getirdim abi. Dosyada Sinitiyativ adında bir şirketin hesapları ile ilgili bilgiler var. Türkiye'de yapılan bazı harcamalar. Erhan, çocuklara söyle bu şirket hemen araştırılsın. Türkiye'deki yerlerinin hepsinin tespit edilmesini istiyorum. Tamam abi. Nükleer santraller. Santrallerin çalışma raporları var burada.
bölge başından beri toryum enerjisinin peşindeydi. Acil hocayla görüşmem lazım. Hepsi doğru. Teşekkür ederim. Bu arada Alam'a da teşekkür etmeliyim. Çünkü Fransızca öğretmenim o. Ben teşekkür ederim canım. Sayende öğretmenliği de tecrübe etmiş oldum. Hadi yapboza gidelim. Dur şunu alayım bir. Şuraya koyayım. Büyünce ne olmayı planlıyorsun? Mutlu olmayı planlıyorum. Tamam da bunun için ne yapacaksın? Derslerime çok çalışacağım. İyi bir eğitim alacağım. Güzel bir mesleğim olacak. Ailemle birlikte mutlu bir hayatım olacak. Hangi mesleği tercih edeceksin? Bilmem, hiç düşünmedim. Sen karar verdin mi? Evet, bilim adamı olacağım. Babam gibi ülkeme faydalı işler yapacağım. Tabii bunun için gizli görevler almam gerekebilir. Şimdi olduğu gibi saklanmak zorunda kalabilirim. Ama olsun, bununla baş edebilirim. Bence de baş edebilirsin. Peki hangi bilimle uğraşacaksın? Bilmiyorum, hangisi hoşuma giderse. Belki öyle bir şey bulursun ki dünyayı yönetirsin. Dünyayı mı yönetirim? Evet. Dünya hiç iyi yönetilmiyor. Yönetenler adil değil. Bazı insanlar çok zenginken bazıları ise açlıktan ölüyor. İnsanlar insanlara zulmediyor. Sen nereden biliyorsun? Safiye Alan bir vakıfta çalışıyor. Orada yardıma muhtaç çocuklarla ilgileniyor. Hep savaşlar yüzünden. Keşke savaşlar olmasa. Bütün insanlar kardeş olsa. Bilim adamı olarak bunun formülünü bulursan, o zaman dünyayı yönetebilirsin. Bu çok zor bir iş. Dünyayı yönetmektense uzaya gitmeyi tercih ederim. Uyan! Polat Alemdar'a ihanet etmem. Polat Alemdar kendi ailesi için seni tehlikeye attı. Sen onun için kendi aileni tehlikeye atacak mısın? Ailemden uzak dur. Onların bu işle bir ilgisi yok. Senin ailen beni ilgilendirmiyor. Yalnızca Polat Alemdar'ın ailesiyle ilgileniyorum. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Bence var. Nasıl Polat'ı kardeşim Stefan'a götürdüysen, beni de onun kardeşi Safiye'ye götüreceksin. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben senin ailenin nerede olduğunu biliyorum. Sakın onlara dokunma. Buna sen karar vereceksin.
tamam. Tamam. Ne istersen yapacağım. Doğru karar. Tilki'den haber var mı? Safiye Karahanlı'yı aramaya devam ediyor. Sence yakın zamanda izini bulabilir mi? Polat'ın Dağıstanlı diye bir adamını ele geçirmiş. Tilki'nin kardeşi Stefan'ın ölümüne sebep olan kişi. Kardeşinin intikamını almak için onu kullanmayı düşünüyor. Tilki'yle tekrar konuşmanın zamanı geldi öyleyse. Ne oldu? Polat Alemdar'ın Profesör Altay'la yaptığı basın toplantısı hamlesi bizi çok zor durumda bıraktı. Onu bir an önce durdurmamız gerekiyor. Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz terör faaliyetleri Şedid örgütünü çok kullanışlı bir enstrüman haline getirdi. Polat Alemdar'ı etkisiz hale getirmek için de aynı örgütü mü kullanmayı düşünüyorsunuz? Evet. Peki ama Polat Alemdar'ı böyle bir tuzağa çekmek zor olmayacak mı? Tilki'nin elindeki adamı kullanarak onu tuzağa sürükleyebiliriz. Gel. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Buyurun. Sizi bu vakitte rahatsız etmek istemezdim ama önemli gelişmeler var. Seni dinliyorum. Süheyl Perver'e gönderilen bombalı yeleğin izini sürerken gölgeye ulaştık. Ve nihayet eşkalini tespit ettik. İnanılır gibi değil. Bu olduğundan emin misiniz? Evet. Neden şaşırdınız? Bu adam benim ortaklık için görüştüğüm iş adamı Ferdinand. Sinitiyatif adındaki uluslararası şirketin sahibi. Siz ortaklık için bu adamla mı görüştünüz? Evet. Teklif onun tarafından geldi. Suriye'deki Zübap aşiretinin lideri Mervan da görüşmeye aracı oldu. Size tam olarak ne teklif etti? Lafı biraz dolandırdıktan sonra ticari hamleler görüntüsünde bölgeyi birlikte yönetmeyi teklif etti. Ben de görüşmenin ticari faaliyetler çerçevesinde olduğunu söyleyerek reddettim. Bizim aşiretler arasında tesis etmeye çalıştığımız birliği kendi lehine kullanmak istiyor. Bölgede nüfuz elde etmeye çalışıyor. Bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum. Mervan aşiretini silahlandırarak diğer aşiretlerin üstüne salmış durumda. Yıllardır kurmaya çalıştığımız bu düzen bozulmak üzere. Havaya uçurduğumuz Dark River üssü muazzam bir donanıma sahipti. Onun gibi başka üslerin de olduğunu tahmin ediyorum. Türkmen aşiretleri böyle bir silahlı güçle baş edemez. Bölgedeki siyah sancak ekibini takviye etmemiz gerekebilir. Aşiretler ortak hareket etmediği sürece silahlı mücadele de yeterli olmayacaktır. Bu yüzden çok geçmeden bölgeye geçip aşiretlerle temasta bulunmanız isabetli olacaktır. Ben de aynı fikirdeyim. Hazırlıklara başladım. En kısa zamanda bölgeye intikal edeceğim. Gölge, Ferdinand, her neyse.
her şeyi bu topraklar için yaptı. Biz bir hayalin peşinden gittiğini düşünürken, aslında o en hayati olanın peşindeydi. Yeni nesil enerji kaynaklarına hakim olup, dünyaya hakim olmak. Gölgenin böyle bir hedefinin olması yine de bana gerçekçi gelmiyor. Küresel güçler böyle bir atılıma müsaade etmez. İşte bu yüzden gölgenin kimliğini bulmamız yeterli değil. Onun aslında kimin gölgesi olduğunu bulmamız gerekiyor. Hoş geldin aziz dostum. Hoş bulduk efendim. Seni burada görmek ne güzel. Sizinle yüz yüze görüşmek benim için de bir lütuftu. Ancak gizli görevimi başarıyla sürdürmeyi tercih ederdim. Kendini suçlama. Gölgenin plansız hareket ederek senin pozisyonunu tehlikeye atacağını düşünmem gerekirdi. Aslında onunla çalışmak çok renkliydi. Artık bir çılgının giyim zevki hakkında fikir sahibiyim. Bana en son Polat Alemdar'ın tabutta giymesi için bir elbise siparişi vermişti. Ne yazık ki kendisine diktiğim elbise Polat'ın kurşunlarıyla delik deşik oldu. Sonrasında da bir haber alamadım. Onun ne yapacağı hiç belli olmaz. Seninle temasa geçerse bilgim olsun. Elbette. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Polat Alemdar için şık bir operasyon hazırlıyorum. Bunun için sizin dikeceğiniz kostümlere ihtiyacımız var. Zevkle. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Bana verdiğiniz dosyalar... Buyurun. Toryumla işletilen santrallerin... raporlarını inceledim. Toryumu işleme usulleri... bilinen yöntemlerden farklı değil. Yani bizim bulduğumuz yöntemden henüz haberleri yok. Orasını kestiremiyorum. Belki de tesisler hazırlık aşamasındadır. Ama bizim toryuma etkileşime soktuğumuz madenimizden haberleri olmadığı kesin. Sır. Bu sırrı öğrenmemeleri için çok dikkatli olmalıyız. İlk adım benden. Sonrası senden. Kenan ömrünü tekerlekli sandalyede geçirecek derken ayağa kalktı. Yusuf'u kaybettim sanırken buldum. Her şeyin yeniden dağılmasına izin veremem hakkı. Kenan kaybettiği yıllarını kazanmak için acele etmek dışında sizi yormayacaktır. Ancak Yusuf'un durumu farklı. Mutlaka müdahale etmem gerek. Yusuf'u daha yakından izlemeliyiz. Peşine taktığım adamları beni takip etmeyin diye uyarmıştı. Ben de yeniden böyle bir adım atıp durumu kötüleştirmek istemedim. Bunun bir yolunu bulmalıyız Hakkı. Öktem Ertürk denen adamla ilgili Yusuf'un bana anlatmadığı bir şeyler olduğuna eminim. Efendim... Ben adamla ilgili gereken araştırmayı yaptırırım. Aslında
Yusuf'un tavrı beni ondan daha çok ilgilendiriyor. Yusuf neden bu meseleye kafayı taktı? Biri onu yönlendiriyor olabilir mi? Kim? Yusuf'u sizden uzaklaştırarak çıkar sağlayacak birileri. Kimse beni bir şey yapmaya zorlayamaz Polat. Benim hükmettiğim güç ne babamla, ne benimle, ne de benim oğlumla başlayıp bitecek bir güçtür. Benim baron olmak için konseyin başkanlığına ihtiyacım yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Sen de şunu biliyorsun Fehmi. Ben o konseyi daha önce yıktım. İstersen bir kere daha başınıza yıkarım. Yıkıntıların altında kalmayasın diye seni uyarmaya geldim. Hiçbir şey yapamazsın. Ben yıkılırsam Türkiye'nin ekonomisi de yıkılır. Bunu göze alamazsın. Benden uyarması. Kan emici tapınakçıları da, sömürgeci hanedanların uzantılarını da tek tek temizliyorum bu topraklardan. Şu majeste dediğinizi yeni gönderdim, duymuşsundur. Şimdi karar senin. Ya tapınakçılarla, gizli örgütlerle, hanedanlarla bağlarını kesip bu topraklarda bizimle yaşayacaksın, ya da iki oğlunu da babasız bırakacaksın. İki mi? Ben böyle çok insan tanıyorum. Mesela Polat Alemdar. Hesabı götürün. Kenan Bey, Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Masanız hoş hazır. Bulduk. Azra! Azra! Bir arkadaşımı gördüm. Hemen geliyorum. Eski bir arkadaşım. Öykü merhaba canım. Nasılsın? İyiyim canım. Tanıştırayım Mesut. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Buraya en son geldiğimiz zamanı hatırlıyor musun abi? Bir şey mi söyledin? Abi sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. İstersen başka bir yere gidebiliriz. Yok. Ne fark eder? Beraber oturuyoruz işte. Abi siz babamla ne konuştunuz? Önemli bir şey yok Kenan. Ne oldu? Bir şey kaçırmadım ya. Ha? Hemen geliyorum. Nesi var yine Yusuf'un? Yaşadıkları onu zorluyor. Ben de açmaya çalışıyorum ama biraz üzerine gittim sanırım. Ama bizimle paylaşması gerekmez mi? Hoş geldiniz Kenan Bey. Siparişinizi alalım mı? Biraz daha bekleyelim. Abim de gelsin öyle alırız. Peki efendim. Ne yapıyorsun lan? Dikkat etsene. Sana söylüyorum oğlum.
iki tane çektin diye baba mı oldun lan? Ha? Görürsün lan sen! Sipariş vermek için seni bekledik abi. Başka yere gidelim. Neden? Ne oldu ki? Anlatırım Azra. Abi bir şey mi var? Yok bir şey. Hadi gidelim. Efendim, neden kalktınız? Bir sıkıntı mı oldu? Bu akşam için planımız değişti. Başka zaman yine geliriz. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Anlatacak mısın ne olduğunu? Şşt! Nereye gidiyorsun lan? Yusuf ne oluyor? Abi... Sen Azra'yı al, beni arabada bekleyin. Böyle kaçmak var mı? Abi kim bu adam? Kenan, dediğimi yap. Sonra anlatırım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kenan. Kenan hadi. Azra yürü. Akşam akşam tatsızlık çıkmasın. Böyle kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Azra nerede? Arabada. Abi içeride Merhan. Evet. Bu kim? Artık bizim ekipten. Adım Hüseyin. Ben de Erhan. Memnun oldum. Ben sizi biliyorum abi. Asıl ben memnun oldum. Hadi çıkalım Cahit. Abi bu Hüseyin. KGT ile iletişim sağlamamız için seçin demiştiniz. Hoş geldin aramıza Hüseyin. Erhan sen arkadaşla ilgilen. Bizim çıkmamız lazım. Tamam abi.
Senin ne özelliğin var ki Cahit seni tercih etti? Bilmiyorum abi. Onu Cahit abiye sorun. Şimdi anlaşıldı. Mutfak şurada. Git sen bana bir çay getir. Cahit'e sor ha? Bilmiş. Özür dilerim. Gece böyle bitsin istemezdim. Önemli değil. Yapman gerekeni yaptın her zamanki gibi. Ne demek şimdi bu? Belli ki dövmek zorundaydın adamları. Hem de ben oradayken. Ben mi başlattım kavgayı? Görmedin mi? Adamlar kendisi geldi. İlla kavga etmen gerekmezdi. Başka türlü de çözülebilirdi mesele. Sana bir şey olmasını istemiyorum. Anlasana. Kafamda bir sürü şey var Azra. Ne zaman bitecek bunlar Yusuf? Ne zaman eskisi gibi olacağız? Bilmiyorum Azra. İnan bilmiyorum. Artık tek istediğim olaysız bir gün geçirmek. Bir günümüz de normal olsun. Diğer insanlar gibi. Eskiden her şey ne kadar farklıydı. Ben o günlere dönmek istiyorum ama belli ki sen istemiyorsun Yusuf. Kenan? Hayırdır oğlum? Siz dışarı çıkmamış mıydınız Yusuf'la? Çıktık. Maalesef biraz kısa sürdü eğlencemiz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Önemli değil. Küçük bir tatsızlık yaşadık. Otur bakayım şöyle. Otur. Otur anlat. Birileri abime sataştı. Birileri mi sataştı? Nerede şimdi? Yusuf iyi mi? Bir şey oldu mu? Yok. Ben yanına gittiğimde hepsini dövmüştü. Kimmiş buna cesaret edebilen? Birkaç serseri. Mesele neymiş peki? Hiçbir şey anlatmadı. Konuşmuyor abim artık. Belli ki yaşadıkları onu çok etkilemiş. Evet. Onu anlamamız gerekiyor belki. Ama her gün başına bir şey mi gelecek diye endişe duyuyorum artık. Bugün o adamları dövdü. Ama ya silahları olsaydı? Sen miydin abi? Sen evi böyle mi koruyorsun Pusat? Abi... Pusat! Elini korkak alıştırma Cahit. Hak etti. Kimseyi kaybedecek gücüm yok. Uyanık olun.
Özür dilerim abi. Çocuklar dışarıda değil miydi abi? Dışarıdalardı. Biz buraya daha önce de geldik Pusat. Senden önceki ekip abinin de benim de sırtıma silah dayamıştı. Bunları da ben seçtim. Hepsine ne yapacaklarını söyledim abi. Sizi tanıdıkları için ses çıkarmamışlardır. Hı hı. Topla hepsini de bakalım. Ne kadar anlamışlar. Gelen birini gördünüz mü? Hayır abi, olsa görürdük. Kimseyi görmedik. Görmediniz he? Neredesiniz silahın? Senin silahın nerede? Burada abi. Şarjör? Arkanızı dönün. Döndün.
Hadi. Gidin yatakhanedeki arkadaşlarınıza bakın. Ha. Dikkat edin. Kapıya tuzak kurdum. Sabah Altay gelecek. Bunlardan birini gönder de alsın. Yusuf'a mutlaka bir yakın koruma ayarlamamız lazım Hakkı. Efendim, dün gece yaşanan olayla ilgili ise ben gerekeni yaptım. Asya'nın güvenlik şirketiyle bağlantı kur. Onu profesyonelce uzaktan takip etmelerini isteyeceğim. Asya ile bizzat konuşmalıyım. Kadını çağırıp bir görüşme ayarlamamı ister misiniz? Asya'nın derin bir bağlantısı varsa onunla doğrudan konuşmamız, güvenliği ona teslim etmemiz daha kötü olmaz mı? Şirketinin prestiji herkes tarafından biliniyor. Birçok ülkedeki en önemli kişilerin yanında Asya'nın yetiştirdiği elemanlar var. Nasıl isterseniz efendim. Müsaadenizle. Ne var? Efendim, Rose geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam, gelsin. Peki. Merhaba Andre. Neden buradasın? Kavrun bunu sana iletmemi istedi. Geçenlerde bir müzayedede bu seçkin ürüne rastlamış. Ve bir dosta hediye ederim diye satın almış. Dost satın almak için mi? Ne demek istediğini anlamadım. Karşılığında ne istiyor? Nasıl buldun? Görevini yapıyor. Ne istiyorsun? Polat Alemdar'ın adamını bize ver. Biz de sana en çok istediğin şeyi verelim. Dağıstanlı beni Polat Alemdar'a götürecek. Bana daha değerli ne verebilirsin ki? Polat Alemdar için daha değerli olanı. Safiye Karahanlı. Azra ile konuştun mu bu sabah? Dün gece eve bıraktığında sesimi duymaya hevesli gözükmüyordu. Haklı değil mi?
Buyur kardeşim. Sen de dök içini. Abi neden böyle yapıyorsun? Sıkılmadın mı bu soruyu sormaktan Kenan? Sen de gördün. Adamlar zorladı beni kavgaya. Mesele sadece o değil. Ne peki? Azra'ya, bana, babama olan tavrın. Her geçen gün daha da içine kapanıyorsun. Benimle bir sorununu paylaştığın için sevinmiştim. Sana yardımcı olmak istedim. Ayrıca Asya'yla da ilgili anlatmadığın şeyler var. Ben bunları tahmin edebiliyorum. İlgin için teşekkür ederim ama beni biraz kendi halime bıraksan olmaz mı? Biz sadece senin iyiliğini istiyoruz. Dün gece gördün. Başımın çaresine bakabiliyorum. Peki. Sen bilirsin. Hoş geldin Asya. Hoş bulduk. Otur lütfen. Fazla vaktim yok. Bir iş görüşmesine gideceğim. Fazla vaktini almayacağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Büyük buluşmamızın güvenliğini üstlenmeni istiyorum. Büyük buluşma mı? Beni orada görmek istediğinizden emin misiniz? Artık eminim. Bugüne kadar yaptıklarımla güvenimi kazandın. Onur duydum. Sizin güveninizi kazanmak, büyük buluşmanın güvenliğini sağlamak kadar önemli benim için. Hocam. Hocam. Sizinle görüşmek isteyen kardeşlerimiz var. Sadakallahu'l-azim. Buyurun kardeşlerim. Kardeşim, sana zahmet. Şu çayın içine doğru dürüst bir şeyler kat. Derhal hocam. Eski alışkanlıklar işte, ne yaparsınız? Çayı bir türlü sade içemiyorum. Sütlü çay seviyorsunuz değil mi? Her İngiliz gibi. Ne mutlu size ki Allahu Teala sizi asimile olmaktan korumuş. Elhamdülillah hocam. Elhamdülillah. Bizler doğuştan Müslümanız ama takvayı ve samimiyeti sizde gördük. Allah razı olsun. Rica ederim bu bahsi kapatalım. Övgü dolu sözler nefsimi uyandırıyor. Affedersiniz. Allah razı olsun kardeşim. Allah sizden de razı olsun. Size yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin, çekinmeyin. Biz de cihada gitmek istiyoruz. Ama abimiz bir aylık kontenjanın dolduğunu söyledi. Gerçekten yapılabilecek bir şey yok mu? Benim şahsi kontenjanım da mı doldu? Maalesef hocam. Bir ay sonraya kadar hiç yer yok. O zaman yapılacak bir şey yok kardeşlerim. Bir ay nasıl bekleriz? Kardeşlerimiz orada bizim için cihat ederken burada kalmak çok zor. Pekala.
Sizler için dostlarımla bir görüşürüm. Sahi mi? Allah razı olsun hocam. Bizim gibi gelmek isteyen olursa onlar için de görüşür müsünüz? Elbette. Onlar için de görüşürüm. O zaman evraklarınızı hazırlayın. Ben işlemlere başlayayım. Hı hı. Heh. Hadi. Allah razı olsun. Gidiyoruz, inanabiliyor musun? Çok şükür. Güzel taktik. Sevdim. Teşekkür ederim. Ben işimin başına döneyim. Tamam. Selamını getirdim. Ve aleyküm selam. Kendini çok kaptırmışsın. Öncelikle ekstra tebriklerini iletmemi istedi. Şeref duydum. Bunu emir değil, jest olarak düşün. Çok merak ettim. Karun artık Polat Alemdar'la ilgilenmeye başladı. Bunun için senin bir şey yapmanı istiyor. Efendim, Asya Hanım geldiler. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Asya Hanım. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Davetime hemen cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye'de sizi bekletirsem kimseyle iş yapamam Fehmi Bey. İşlerinizin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını biliyorum. Dünyanın birçok ülkesinde sizi sırada bekleyen bir sürü müşteriniz olmalı. Doğru. Ben de bir öncelik sıralaması yapmak zorundayım. Ve teklifinizi dinlemek üzere buradayım. Asya Hanım, sizinle çalışmak istiyorum. Neden olmasın? Ama önce işin ne olduğunu, kiminle ilgili olduğunu öğrenmem gerek. Oğlum Yusuf'u biliyorsunuz değil mi? Evet, büyük oğlunuz. Sizden onunla ilgili özel bir yardım isteyeceğim. Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Asya Hanım, oğlumun tehlikede olabileceğini düşünüyorum. Güvendiğim bir ekibi bu iş için görevlendireceğim. Çok sevinirim. O zaman ekibi seçtiğimde Yusuf Bey'le tanışmaları için size yönlendiririm. Yalnız orada ufak bir sorunumuz olabilir. Nasıl bir sorun? Yusuf'un bunu kabul edeceğini sanmıyorum. O yüzden ekibiniz bu görevi oldukça gizli yapmalı. Bu sizin için çok zor olmasa gerek. Efendim. Biz ne zaman senin yanına döneceğiz? Şartlar hazır olunca. Burada bir sıkıntınız mı var kızım? Hayır ama burayı sevmedim. Neden?
Buradaki insanlar Müslümanlardan korkuyorlar. Hep bir şey yapacağız sanıyorlar. Okulda bir şey mi oldu? Hayır ama arkadaşlarımı benim hakkımda konuşurlarken duydum. Müslüman olduğumdan bahsediyorlardı. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Seni tanıdıklarında hepsi geçecek canım. Hem bak şimdi Berk de var yanında. Nasıl, iyi anlaşabiliyor musunuz? Evet. Bana bir sürü şey öğretti. O çok akıllı bir çocuk. Çok da iyi kalpli. Tahmin ediyorum. Biliyor musun baba, bugün Berk'in doğum günü. Ona sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Öyle mi? Evet. Sakın söyleme ama. Sürprizi bozulmasın. Pekala, söylemem. Bu Berk de nerede kaldı? Bir insan babası gelecek diye bu kadar süslenir mi? Erhan'la konuştum abi. KGT gölgenin izine hala ulaşamamış. Peki ya şirket hakkında başka bir şeye ulaşabilmişler mi? Maalesef abi. Gölgenin şirketinin Türkiye'deki tek merkezi bizim baskın yaptığımız yermiş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Baba. Oğlum. Babacığım. Canım. Yavrum. Ne yapıyorsun? Yeni başvuruları değerlendiriyorum. Onları boş ver şimdi. Yeni bir iş aldım. Anlat. Fehmi Kuzuzade şirketimizden güvenlik hizmeti talep ediyor. Fehmi Kuzuzade'nin zaten bir güvenlik ordusu yok mu? Var. Ama bu defa istediği yalnızca bizim yapabileceğimiz türden bir iş. Nasıl yani? Korunma kabul etmeyen birini korumak. Kimi koruyacağız? Söylesene. Yusuf Kuzuzade'yi. Ciddi olamazsın. Ben gayet ciddiyim. Bu işi kabul ettiğine inanamıyorum. İnansan iyi olur. Peki ben bir ekip kurayım o zaman. Hayır, buna gerek yok. Neden? Senin yapmanı istiyorum. Siz neler yapıyorsunuz bakalım? Ders çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Bazen de sohbet ediyoruz. Neler konuşuyorsunuz? Büyünce ne olacağımızı konuştuk mesela. Neye karar verdiniz? Ben bilim adamı olmaya karar verdim. Ben de diplomat olacağım galiba. Diplomatın ne iş yaptığını biliyor musun? Aslında tam olarak bilmiyorum. Ama Safiye Alam'a sordum. Ülkeler arasındaki sorunları konuşarak halletmek istesem ne olmam gerekir dedim. O da diplomat dedi.
Evet. Dur yardım edeyim kızım. Teşekkür ederim. Sofrayı kurmamada yardım eder misin? O kadar da uzun boylu değil Safiye Hanım. Ya. Neye karar verdiniz hocam? Berk'i de İstanbul'a götüreyim diyorum. Yine mi yalnız kalacağım? Elif dursana. Şimdi gitmeyeceğiz ki. Bekle. Emin misiniz hocam? Önümüzde çok riskli ve yorucu bir süreç var. Berk'le ilgilenemeyebilirsiniz. Artık çocuğumdan ayrı kalmak istemiyorum Polat. Pekala. Siz nasıl isterseniz. Hazır mısın? Hazırım. Polat'ın mekanına git ve bana bilgi getir. Bir yanlış yaparsan bedelini ailen öder. Beni anladın, değil mi? Anladım. İşin biter bitmez buraya geleceksin. Mesafeyi kısa tut. İlk günden kaybetmeyelim. Yaklaş, yaklaş. Bir boy eksikti. Sen. Evet ben. Ne işin var burada? Asya mı gönderdi seni? Hayır. Fehmi Bey. Babam mı?
Oo, Dağıstanlı. Hoş geldin. Seni buraya hangi rüzgar attı? Polat abiyi görmeye geldim. Bugün gelmeyecek. Gel otur, bir çay içelim. Ya yok, işim acele. Hemen görüşmem lazım. Kendisine ulaşamaz mıyız bir şekilde? Yurt dışında, hayırdır? Nedir senin derdin? Yalnızca Polat abiyle görüşebilirim. İyi, arayalım o zaman. Efendim Yasin. Abi kusura bakmayın, rahatsız ettim ama Dağıstanlı acil sizinle görüşmek istiyor. Dağıstanlı mı? Evet abi. Müsaadeniz olursa telefona veriyorum. Tamam Yasin. Abi, sizinle acil görüşmem mümkün mü? Tabii. Ama ben İsviçre'deyim. Mesele nedir? Ancak yüz yüze konuşabileceğimiz bir mesele. Müsaadeniz olursa yanınıza gelebilir miyim? Tamam, gel bakalım. Teşekkür ederim abi. Dağıstan da benimle acil ne görüşmek istiyor olabilir? Abi aklıma Tilki'nin ağabeyi Nikola geliyor ama... Gelsin bakalım. Dağıstanlı arıyor. Buyurun. Polat Alemdar İsviçre'de. Polat Alemdar İsviçre'deymiş. Adamımız nerede peki? O da bizimle İsviçre'de buluşacak. Ya. Ben hazırım. Yarım saat sonra buradan al. Tamam abi.
Hoş geldin. Sağ ol abi. Ne söyleyeceksin bana? Abi, Tilki Andre yaşıyor. Kimden duydun? Gözlerimle gördüm abi. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum abi. Sana haber vermek istedim. Bunun için mi Rusya'dan buraya kadar geldi? Evet abi. Senin başka bir derdin mi var? Hayır abi, yok bir şey. Bu gece benim misafirim. Beni neden takip ettiriyorsun baba? Önce bir sakinleş. Otur konuşalım. Ben sakinim ve sadece sorularıma cevap almak istiyorum. Neden beni takip ettiriyorsun? Çünkü senin güvenliğin için. Bunun için Asya denen o kadını mı tercih ettin? O bu işi en iyi yapanlardan biri. Başka bir sebebi var mı? Başka nasıl bir sebebi olabilir? Senin onunla bir bağın olduğunu düşünüyorum. Neden bahsediyorsun? Asya'yı daha önceden tanıyor muydun? Hayır. Tanısam muhakkak hatırlardım. Onunla geçmişte bir ilişki yaşamış olabilir misin? Yusuf, haddini aşıyorsun. Sadece net bir şekilde evet ya da hayır demeni bekliyorum baba. Hayır. Teşekkür ederim. İyi geceler. O zaman sen daha fazla bekleme. Tilki ile ilgili bir şey öğrenirsen hemen bana haber ver. Tamam abi. Benim artık dönmem gerek. Taksi birazdan gelir. Cahit, sen yolcu edersin. Gerek yok abi. Ben giderim.
Dağıstanlı'nın Polat'la görüşmesi tamamlandı. O zaman canlı bombayı kimin gönderdiğini dünyaya açıklamak hiç de zor olmayacak. Evet. Canlı bombayı belirlediğimiz noktaya dikkat çekmeden nasıl göndereceğiz peki? Onun için güzel bir kostüm hazırlandı. Ya. Görelim. Dikkatli olun Musat. Abinin dediklerini de unutma. Tamam abi. Abi doğum günü? Yetişmeye çalışacağız. Sen halledersin. Efendim, bahçenin iki girişi var. Bir de patikaya açılan bir yer var. 9 kişi saydım ama fazlası da olabilir. Adamlarımızı ormanlık alanda daha iyi kamufle edebiliriz. Gecenin karanlığından yararlanıp daha iyi sonuç alabiliriz. Tilkiye kendini affettirmek için bunu yapmak zorundasın. Hem Noel Baba senin çocuklarının da hayatını kurtaracak. Ekstra yakışıklı bir Santa Claus oldun. Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Aslında çok basit. Söylediğimiz caddeye gideceksin. Bankanın önünde durup çocukları eğlendireceksin. Bir saat bize yeter. Yaklaşık bir saat beklesen bize yeter. Sonra çuvalında kalan hediyelerle çocuklarına dönebilirsin. Yerini aldın mı Cahit? Evet abi, bekliyorum. Dikkatli ol. Dağıstanlı her an ortaya çıkabilir.
Safiye ve Elif sağ olarak ele geçirilecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi herkes pozisyonunu alsın. Nerede? Havuzun yanındaki koridorda abi. Bu tarafa gelen Noel Baba. Cahit. Adamın üstündeki yelekte bomba var. Gelmiş, al bakalım. Gel. Gel bakalım. Al, bu senin. Tamam, hepiniz için var, tamam. Evet, bu da senin. Bakalım çuvalda başka neler var. Hop, işte bir şeker daha. Diyorsun. Al sana turuncu. Al. Tamam. Bir turuncu daha var. Al. Bu da senin. Noel Baba. Al. Kameralara dikkat et. Beni niye buraya bu halde gönderdiklerini anlamadım abi. Ben biliyorum. Sakin ol ve beni dikkatle dinle. Üzerinde bir bomba var. Eğer panik yapmazsan seni kurtaracağız. Beni çocuklarımla, ailemle tehdit ettiler. Böyle olacağını bilmiyordum abi. Merak etme. Ne yapmanı istediler? Şu bankanın önünde çocukları eğlendirmemi istediler abi. Sen burada çocuklarla oyalan. Al. Tamam. Ben işaret etmeden bankanın önüne gitme. Kimseye bir şey olmayacak. Bu da senin. Tamam. Konuştum abi. Bombadan haberi yok. Ailesiyle tehdit etmişler. Ne istemişler? İsrail Bankası'nın önüne gitmesini istemişler.
orada patlatacaklar. Cahit, beni iyi dinle. Neden gitmiyor söylediğimiz yere? Kim bilir? Belki de Noel Baba olmak hoşuna gitti. Hadi bakalım. Tamam. Bunu da al. Bu da senin. Tamam Cahit. Hadi bakalım. Hediyeler bitti. Mi istiyorsunuz? Bakalım formada neler kalmış. Ya abi anlamıyorum ki. Doğru. Ne alaka yani? Al. Al bakalım. Al. Hadi aslan. Çocukları taciz ediyor. Çocukları taciz ediyor. İşte o. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Daha fazla beklemene gerek yok. Patlat gitsin. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Bomba! Bomba var! Elini çıkar! Yere atın! Yatın yere! Bunu senin yanına bırakmayacağım Polat Alemdar. Asıl oyun şimdi başlıyor. Ha,
ki doğdun oğlum, iyi ki doğdun oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun oğlum. İyi misin? İyiyim. Kaldır ellerini, kaldır! Teslim ol! Kaldır elleri!